Değerli arkadaşlar, son 15 yılda maalesef her alanda şiddetin her geçen gün arttığına tanık oluyoruz. Şiddet nerede mi? Şiddet her yerde. Evde, sokakta, hastanede, otobüste, dolmuşta, aklınıza gelebilecek her yerde şiddet sürekli tırmanıyor. Şiddetin artmasında en çok kimin payı var diye sorarsanız kuşkusuz devleti yönetenlerindir. Bakın, hepimizin bir dönem çok yakından takip ettiği ve yüreklerimizi yakan Özgecan Aslan davasını hatırlarsınız. O davadaki son durumu sizle paylaşmak istiyorum. Yargıtay bir sanık hakkında verilen bir kararı bozdu ve sanık geçen hafta Mersin'in Tarsus ilçesinde yeniden yargılandı ve hakim karşısına çıktı. Yargıtay'ın bozma kararının gerekçesini biliyor musunuz? Anlatayım. Yargıtay dedi ki, her gün on binlerce kadının zorunlu olarak bindiği dolmuş, zorunlu toplu yaşam alanı değildir. Bakın, on binlerce kadının bindiği dolmuşu Yargıtay zorunlu toplu yaşam alanı kabul etmedi. Ve bu nedenle tecavüz suçu toplu taşım aracında işlendiği için yapılan ceza arttırımını iptal etti. Ve maalesef Tarsus Mahkemesi de buna uydu. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur. Kadınlar artık toplu taşım araçlarına güvenle binemeyeceklerdir. Bu karar kadını eve bağlamak isteyen siyasi ideolojiye hizmet etmektedir ve asla kabul edilemez. Eğer AKP hükümeti ve milletvekilleri olarak sizler bu duruma samimi olarak karşı çıkıyorsanız, derhal bir yasal düzenleme ile toplu taşım araçlarını devlet güvencesine almak zorundayız ve buraları zorunlu ortak yaşam alanı olduğunu yasal düzenlemeyle bildirmeliyiz. Böylece burada yaşanan taciz ve tecavüzlerin cezası daha fazla artırılabilir ve caydırıcı olabilir. Toplu taşım araçlarına saldırıları önlemenin yolu, otobüsleri, trenleri harem selamlık olarak ayırıp kadınların bindiği otobüsleri pembeye boyamak asla değildir. Bu uygulamanın tacizleri önleyeceğine inanmak ise en hafif deyimiyle saftirikliktir. Ancak ve de ancak ideolojik bir planın parçası olabilir. Bakın, 2017 yılının ilk 9 ayında 285 kadın öldürüldü. Bu sayı geçtiğimiz yıl 317'si silahlı olmak üzere 397 idi. Bakın ya, bunlar sadece basit rakamlar değil. Candan bahsediyorum ve kadından bahsediyorum. 2017 yılının ilk 5 ayında 38 kadına tecavüz edildi. Bizim bildiğimiz rakam. Birçoğu da bunu söylemiyor. 50 kadın tacize uğradı. İnanıyor musunuz bu rakamlara? Kat kat daha fazlasıdır. Çok çok daha üstündedir. Cumhurbaşkanının racon kesilecekse ben keserim diyerek mafya dilini kullandığı bir ortamda şiddetin azalacağını düşünen varsa yanılıyor. Herkes kendi alanında racon kesmeye kalkarsa şiddetin geleceği noktayı tahayyül bile edemiyorum. Eğer Cumhurbaşkanı racon keserse birileri de aracın içerisinde birilerini döver, öldüresiye döver ve bunu sosyal medyada yayınlamayı marifet sayar. Birileri birine etek giydirir, kendi kendini vurdurur, raconunu keser ve bunu da sosyal medyada yayar. Siz de ancak bunu ağzı açık izlersiniz. O yüzden bunlara dur demek lazım. Bakın, şiddet sağlık alanında da her geçen gün artıyor. Eğer AKP'li Başbakan, Sağlık Bakanı, profesörler ayağınıza gelecek, hele bir hastayı geri çevirin, alnını karıştırma o doktorun dediğinde, her geçen gün doktora ve sağlık çalışanına yönelik şiddet artıyor. Biz ne olur şiddeti engelleyin deyince TRT bizi duydu. Keşke duymaz olaydı. Bir program hazırladı, keşke hazırlamaz olaydı. Ve o programı izleyenler doktor dövmenin eğlenceli bir iş olduğunu zannettiler. O programı izleyenler doktor dövmenin sıradan bir iş olduğunu algıladılar. Ve doktoru dövüp hastanelik edenlerle röportaj yaparak, nasıl dövdün o doktoru? Öyle bir dövdüm ki elim acıdı. Bir ben vurdum, bir dayı oğlu vurdu dedi. Arkadaşlar, siz şiddet dilini bırakmadıkça biz bir yere varamayız. Saygılarımla. Teşekkür ederim Sayın Atıcı'm.